İstanbul kızları da pencerede gözleri. Şu İstanbul kızları da pencerede gözleri. İnanmayın onlara da boyalı dur yüzleri. İnanmayın onlara da boyalı dur yüzleri. Derenin derincesi, akarsuyun incesi. Ya bak nasıl çalayı da ekinun kemencesi. Ya bak nasıl çalayı da ekinun. Herkese günaydın. Saçma da kaçma güzelim kaçma. Tüfeğim dolu saçma da kaçma güzelim kaçma. Zaten ben yaralıyım da bir yara da sen açma. Zaten ben yaralıyım bir yara da sen açma. Derenin derincesi, akarsuyun incesi. Ya bak nasıl çalayı da yekinun kemencesi. Ya bak nasıl çalayı da ekinun kemencesi. Ya bak nasıl çalayı da ekinun kemencesi. Karadeniz müziğinin efendim sevilen sesi Ekin Uzunlar bizlerle beraber. Evet. Hoş geldin. Gitarda arkadaşımız Serhat. Hoş geldiniz. Serhat sen de hoş geldin ama İstanbul... Eline sağlık. İstanbul kızlarını bir harcadın yani girişte. Şimdi bu tabii Karadeniz'in yanmış olduğu bir söz olduğu için İstanbul, evet, kızına aşık olunca, evet, içeriğini buluyor. Bir acısı var, yarası var bu İstanbul kızlarından. Evet. O yüzden böyle bir söz yazmış bu adam. Ha. Öcü almış yani. Evet, ay yaşadığını almış. Ha. Yani inanmayın onlara diyor, boyalıdır yüzleri. Ve ne diyorlar? Beklerler diyor. Bir de şey vardı aslında, bu söylemedi, söyleyeyim. Dar pantolon giyerler da diskolara giderler. Dar pantolon giyerler da diskolara giderler. Aşkın değeri yoktur da parayı çok severler. Para için terk öyle edilmiş. İlişkiler yok mu? Var. Var. Ha, tabii, evet. Evet. Aşkım. Var. Var. Para için neyi seviyorsun? Ederim. Gözlerini seviyorum diyor. Halbuki o cüzdana aşık. Tabii ki. Evet. Tanıyor musunuz birbirinize? Fazlasıyla tanıyorum. Onun beni tanıdığını ben bilmiyorum ama ben onu çok iyi tanıyorum. Çünkü ben yıllar önce ben açık konuşmayı çok severim. Evet. Tabii ki de ilişkilerimiz oldu. Bizim de aşk acılarımız çektiğimiz zamanla ben... Gençsin, normal. Evet. Evet. Rastladım çok. Hı. Kez ve onun her sayfasına girdiğimde hep kendime onun sözlerinden arıyordum. Yani hep kendimi buldum orada aslında. Ve birçok şeyini de paylaşmışımdır onu etiketlemeden. Ha, ayrıldığın kıza kapak olsun diye aşkımdan sözler paylaşıyorsun. Öyle paylaşmıyorum. Evet, oradan paylaşıyordum özlü ama. Özlü sözler. Ha. Ama şöyle bir şey vardı yani. Genelde sizin yazmış olduğunuz şeyler aşk acısı çeken insanları rahatlatmak amaçlı yazılan şeyler. Hani hayata devam edin. Hep öyle, evet, yazıyor. Evet, ben, evet, biliyorum onu. Hmm. Yani işte üzülmeye değmez. Önümüzde daha neler neler var. Siz aslında bir sonrakinde de aynı şeyi yine yaşayabilirsiniz. Doğru. Gibisinden şeyler, doğru, yazıyordu. Hatta çok, ha, güzel çok videosu iyi vardı. Ve oradan da ben çok kez de kendimi rahatlatıyordum. Ne ders çıkardın aşkımın sözlerinden? Valla ne çıkarttın? Kesinlikle hiçbir şey için üzülmeye değmezmiş aslında. Kesinlikle. Hayatta. Çünkü, evet, hayata bir kere geldik ve bu hayattan göçüp gideceğiz. En iyi şekilde, onurlu bir şekilde yaşamak. Evet. Hani oldu bittiye getirmek. Bazı şeyleri kabullenmek gerekiyor aslında, biliyor, evet, musunuz? Hı. Çünkü ben mesela babasız büyüdüm. 2002 yılında babamı kaybettim. Kolumda dövmesini taşıyorum. Ne yazıyorsun? Ercüment yazıyor. 1960 doğum tarihi Ercüment. 2002 ölüm tarihim. Ve annemi örnek alıyorum. Annem benim gibi bir çocuk yetiştirdi. Ve hayalleri olan bir çocuk. Ve babasız, yani eşsiz büyüdü. Ve benden sonra hiçbir kimseyle, babamdan sonra hiçbir kimseyle evlenmedi. Canım. Dedim ona, neden anne evlenme? Dedi ki, ben dedi bir Karadeniz kadınıyım ve bir tane erkek sevdim. Ve onun vermiş olduğu bir hediye de sensin. Aynen. Ve bu hayatımdan sonra sana bakacağım ve seninle yaşayacağım dedi. Ben de o yüzden annemi yanından ayırmıyorum. Dediğim gibi böyle bir kadını gördüğünüz zaman ne aşkı ne acısı gerek yok. Yani hayata tutunmak gerekiyor. Sen eş seçerken de yalnız eşin durumu da zorlaşır. Çünkü hep annen gibi güçlü bir kadın isteyeceksin. Bir de annen onay vermezse...
Biter evet, o bizde biraz öyledir ama tabii ki de annem karışmıyor. Annem der ki seviyorsan eğer ve uyuşuyorsanız. Aslında annem her zaman şunu söylerdi bana. Oğlum eş diye alma, arkadaş diye. Evet. Arkadaşın olacak çünkü yaşlandıkça da birbirinize destek olacağınız bir eşin olsun, güçlü bir kadın olsun. Seni de terazi gibi dengede tutmalı. Yani hem kariyerinde sana zarar vermemeli. Hem hayatında, özel hayatında da sana zarar vermiyor. Çünkü hani derler ya, güçlü bir, her güçlü bir erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Bu benim annem mesela yani. Çünkü öyle yetiştirdi beni. Ve mutluyum da onunla da. Kaç yaşındaydın? Allah rahmet eylesin baban vefat. 2002 işte. Şu an 91'liyim. 2009-10 yaşlarındaydım. Babam, bu arada ben baba tarafından Arnavut'um. Arnavut göçmeniyiz biz. Anne tarafından Trabzon Çaykalı ama anne kültürüyle büyüdük. Rahmetli de çok seviyordu Karadeniz kültürünü. Onu söyleyecek. Ve horon oynarken öldü benim babam. Ciddi evet, misin? Kampta horon oynarken öldü evet. Kalp. Kalp ve beyin kanaması. 38 yaşında öldü. Çok gençti. Çok genç. İşte kader böyle olmuş. Olsun biz kadere inanıyoruz. Ya kaderin Allah'tan olduğunu biliyoruz. Senin müziğe ilgin nasıl başladı? Benim müziğe ilgim, ben zaten biz şimdi yazları ve kışları hep Karadeniz'de geçirdiğimiz için bizim, ben mesela hiç İzmir'e tatile gitmem, Antalya'ya tatile gitmem. Benim yaz, benim tatil anlayışım, benim bütün çevremi sorabilirsiniz. Memleket. Ben Uzungöl'e çıkmayı severim, Çaykara'ya giderim, dağları gezerim, yaylaları gezerim. Hem oradan feyiz alırım, hem de etini yerim, sisini. Bir de biz Kuzeyliler olduğumuz için soğuğu çok seviyoruz. Yazcı değiliz. Ve dostlarım da orada benim. Hem enstrümanımı geliştiriyorum, hem orada dediğim gibi insanlardan bir şeyler alıyorum. Ve orada kalabalık kuzenlerle birlikte olmayı. Ve orada çok kalabalığız biz. Gittiğimiz 3-4 kişi gitmiyoruz. İnanamazsınız. Bizde var 8-9 hane köyde. 50-60 kişiyiz. Gençler hep kalabalığız. Ekin, seni kim keşfetti? Şimdi şöyle bir şey var. Ben zaten bu kemençeyi, bizim Ahmet abimiz var. Akrabamız. O hobi olarak köyde yazları armonu dilimde kemençe çalardı böyle. Bir saat, bir buçuk saat kendini o geliştirmek için. O severdi her enstrümanı çalmayı. Ondan görmüşüm. Dayımdan da bir kemençe hediye istiyorum. 9 yaşında. Hatta dayım dalga geçti bende. Hadi lan dese, Arnavutça diyor, sen ne anlarsın kemençeden? Yok dedim, istiyorum istiyorum. Aldı bana. 33 liraya bir kemençe aldı. Bundan 20 yıl önce. Evet. Çok dalga geçtiler bende. Ve kemençeyi aldıkları gün ben araba var ya, Kartal. Bilirsiniz. Evet. Onun arkasında ben yaylaya çıkıyoruz ve şarkı çıkarttım. Şok oldu benim. Annem dedi ki ilk gün deriç aldığım gün şarkı çıkarttı kemençeli. Tabii profesyonel değil. Evet. Ama melodi çıkıyor. Nasıl? Ha dedi, bu çocukta bir şey var. Evet. Ve başlıyor. Ondan sonra Karadeniz'in birçok sanatçılarına, birçok ustalarının festivallerine katılıyorum. O zaman böyle telefonlar yok bizde. Sosyal medya yok tabii. Yok, şu kadar küçük bir telefon vardı ve onda bluetooth yoktu. Kızılötesi vardı. Anneminkini gizli gizli alırdım. Giderdim, şu kadar küçücük bir ekranı olan telefonla çekerdim festivali. Gider köyde çalışırdım onu mesela. Azmi görüyor musun evet, aşkım? Evet. Sonra başlıyor tabii birçok sanatçı. 14 yaşında işte Karadeniz gruplarıyla çalışmaya başlıyorum. Sonra birçok sanatçılarla çalışmaya başlıyorum. Sonra annem diyor ki oğlum sen de bir şarkı yap atsana. O sıra tabii ki de YouTube geliyor, Facebook geliyor. Derken ve bir şarkı yapıyorum. Sonra ben sanatçılara çalışırken bu tabii bu düşünün 18-19 yaşında bir çocuğun, 17-18 yaşında bir çocuğun yapmış olduğu şarkılar 1 milyon izlenmeler, 500 bin, 600 bin, 700 bin derken sonra Mustafa Cicil ile tanışıyorum tabii. Mustafa abiyle tanışma şeklim de çok acayiptir. Ya bu işte, buna kader diyoruz. Son dakika Mustafa abi Karadenizlerin düğününe gidiyor. Evet. Ve acil kemençe istiyorlar düğün sahipleri. Kim var, kim var, kim var der, telefon sarılıyorlar tabii o. Piyasada da biraz ismimiz var enstrümanist olarak. Diyorlar ki böyle bir çocuk var, hemen arıyorlar. Beni acil evdeyim. Hemen Mustafa Cicil'in işte Mustafa Cicil'i mi? Hadi hadi gidiyoruz gidiyoruz falan. Hop taksiye biniyorum gidiyorum. Düğünde kemencemizi çalıyoruz. Ve o geceyi efsane bir şekilde kurtarıyoruz ve kapatıyoruz. Sonra numaramı alıyor Mustafa abinin menajeri. Şu an Mustafa abinin menajeri Kerem benim menajerim. Beraber çalışıyoruz. Gerçekten kader. Evet. Ondan sonra Mustafa abi Aşkım Benim albümü yapıyor. O Aşkım Benim albümden, çok özür dilerim, Kalpten albümü yapıyor. Kalpten albümün içerisinde Aşkım Benim diye bir şarkısı var. Buna diyor ki Özbek kemanı çaldırıyor. Diyor ki keman değil diyor, aklına ben geliyorum. Sabah 10.30-11 gibi, merhaba ben Mustafa Cicil'i, böyle bir albüm yapıyorum. Kardeşim seni stüdyoya bekliyorum bugün. Tak gidiyoruz, çalıyoruz derken, sonra Mustafa tabii konserler yapıyor, Harbiye çıkıyoruz. Ben Lara Fabian'ı biliyorsunuz, evet. Sanatçı. Ona asansör yapılıyor bakın. Onu bile hikayesini anlatayım size. Asansörle Raf abi çıkacak sahneye. Ben ilk ondan önce sahneye çıktığım için Aşkım Benim de ben asansörle çıkıyorum. Ve Raf abi de asansör bozuluyor.
Çok iyi. Ve sanki asansör benim için yapılmış gibi o güne. Evet, o çok, çok güzel bir şeydi. Ona ben asansöre falan çıkıyorum. Mustafa abi tabii geliyor, merdivenden çıkıyor. Işıklar işte, sahne ışığı bizi izliyor falan. Tabii teknik sorun. O da bana denk geliyor. Şanslısın. Derken sonra Beyaz abinin programına çıkıyoruz. Beyazıt Öztürk'ün. Ondan sonra biliyorsunuz ki Beyazıt Öztürk'te de şey var. Müzisyenlerin yeri yukarıda balkonda. Evet. Sonra Mustafa abi diyor ki yok yok, Ekin balkonda, Ekin benimle en önde, piyano ve Ekin'le düet yapacağım ben bu akşam diyor. Ve orada biz diz dize şarkısını okuyoruz. Sonra ben orada sahneye çıkınca orada insanlar tabii o Ekin derken Mustafa diyor ki senin bayağı kitlen varmış. Şarkılarını da güzel izliyor. Gel sana bir şarkı yapalım. Bravo. Yapalım mı? Ve başlıyoruz. Yani. Serüven başlıyor. Gerçekten sadece şanslı değil. Helal olsun. Helal olsun Ceceli'ye sevgiler. Ama sen de tutunuyorsun. Sadece bu hop böyle gelen bir şans değil. Sen tabii, de mücadele veriyorsun. Tabii ki de kader var işte. Kader çok önemli bir şey. Burada son bir kez şarkısını yapıyoruz. Hatta bir dağların dumanı yok yani. Hani. Ben dedim ki abi şarkı yapmayalım dedim. Ya ben bu şarkı içime sinmiyor benim. Şarkı yaptıktan sonra inanılmaz bir patlıyor. Sonra yüzdüğün gemileri geliyorum yar. Yokluğunun kefeni derken artık çok da farklı. Öptüm nefesinden derken artık. Şu an çok farklı bir konuma geldik. Çok güzel ama daha başındayız. Daha çalışmak bitmedi. Hayranların da fazladır senin şimdi. Bayağı fazla. Ha? DM'ler, MM'ler. Ne hayranlar? Bize de DM'den var var, benden bir şey alamazsınız. Beni bana dokunmayın. Var, çok var. Bizde de tabii ki de seviliyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her yeri.